Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar Emre Bey. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyiz. Bir haftayı daha atlattık iCrypex ile beraber ve yine iCrypex haftayı noktalıyoruz. Sponsorumuza bir kez daha teşekkür ederek haftanın son programına başlıyoruz. Ve ben de ilk sorumla giriş bir an yapıyorum. Bir anda kendimi kendimi uğurdular zannettim. Çok güzel aktı Fatih Bey bu arada. Evet, değil mi? Onun gibi. Çok <laughs> usta konuşuyor biliyorsun. Güzel konuşuyor. Fatih Bey, ilk sorum aslında sizin yine yazınızdan referansla. Hı hı. Yazınızın başlığı da başlığı da gazeteciler ve iktidar kafası. Dünki esme. Evet, İki konu yakın zamanda gündeme geldi. Birincisi Nebi Hatipoğlu'nun gazetecilere maaş vereceğiz demesi. Ee, bütün gazetecilere asgari ücret bağlayacağım belediyeden demesi. Evet. Ve Murat Kurum'un da gazetecilere taşımayı toplu taşımayı ücretsiz yapacağım tekrar demesi. Hı hı. Marmaray dahil. Marmara, Marmaray dahil. Bu, bu konuyu burada tekrar açabilir misiniz rica etsem? Gerek var mı açmaya? İstiyorsan açalım. Ee, AK Parti iktidarı çok belli ki gazetecileri satılık ürünler zannediyor. Bilmiyorum belki de haklılardır. Ama e, öyle olmadığını zannediyorum. Öyle olmadığını da ummak istiyorum. Şimdi Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den AK Parti'ye geçen milletvekili, şimdi de İktidar partisinin Eskişehir Belediye Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İlk o söz ver, ilk o bu konuda bir cümle sarf etti ve dedi ki bütün gazetecilere belediyeden maaş, asgari ücret bağlayacağız dedi. Kendisini Allah tarafından Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, dün yazında bilezik gibi demiştim ama kapak niteliğinde güzel bir cevap verdi. E, tabii o cevap bir yana bu belediyeye bakış açısını göstermesi açısından da e, bir iktidar mensubunun son derece yakışıksız, çirkin, daha ötesi utanç verici bir örnek. Yani belediyeyi yani halkın parasıyla sağlanmış, ortaya çıkanmış bir kaynağı birilerine canının çektiği gibi dağıtabileceği bir kasa gibi görüyor. Ya yani bu belediye benim babamın malı, büyük dedemden miras falan işte. Biraz ondan gazetecilere bir maaş veririm, biraz şuna veririm. Yani bu bir kere hani gazetecileri satın alma şeyini bir tarafa bırak. Son derece çirkin, kamu ahlakından, kamu edebinden e, yoksun, saçma sapan bir yaklaşım. Yani belediye, böyle belediye bana babamdan biraz kaldı, ben de bunun kaynaklarını istediğim gibi dağıtabilirim uluve olarak verebilir. Yani gazeteciye asker ücret vereceğini söyleyen kim bilir başkalarına neler vermeye hesaplıyordur diye de düşünerek olaya bakıştaki zaviyesizliği ya da siyasi etik dışılığı, devlet etiği dışılığı oradan gör. O yetmezmiş gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum da dedi ki belediye başkanı seçilirsem gazetecilere vapur, tren, Marmara şu bu falan filan bereş. Köprünün hatırı kalmasın, köprü de beleş şey yapsın. Bir kere bu bir belediye başkanının görev ve yetki alanında değil. Böyle bir karar bir belediye başkanı veremez. Eğer bir belediye başkanı böyle bir karar verebilme yetkisine sahipse eğer, kendini daha sahip olduğunu düşünüyorsa eğer, o belediye başkanı belediye kaynaklarını kim bilir daha nerelerde kafasa göre harcayabileceğini de düşünüyordur. Büyük ihtimalle de harcamaya yeltenecektir. Bu rezillik. Tabii bunu gazeteciler üzerinden yapacağını düşünmek daha da büyük rezillik. Gazetecilerin buna tepki göstermemesi de ayrı bir rezillik. Bu daha önce anlattım herhalde. anlattım diye düşünüyorum. Ya ben, biliyorsun benim basın kartım yok. Ben 42 yıldır bu mesleği icra eden birisi olarak basın kartı almadım. Almamın temel sebebi de işte bu Murat Kurum kafası. Çünkü bu kafa eskiden de vardı. Hep vardır bu kafa. Gazetecilere eskiden işte o zaman böyle cep telefonu falan zaten yok. Normal el telefonunda bağlatmak ve 15-20 sene falan sürerdi. Sıraya girerdi 20 sene sonra sıra gelirdi evine bir telefon bağlarlardı. Ee, o zaman gazetecilere, basın kartı mensuplarına bu çok daha hızlı bağladı. Yani mesela 6 ayda 1 sene falan bağlanırdı. Ee, i̇ki, bunun yıllık abonman ücreti vardı. O da gazetecileri yarı yarıya indirimliydi. Sadece o değil, uçak... Yarı yarıya indirimliydi. Şey e, otobüs, tren, biren falan filan. Onlar zaten bedavaydı. Ben de bunun ayrıcalıklı bir zümre yaratmaya yönelik ahlak dışı bir hareket olduğunu düşündüğüm için basın kartı almayacağım. Bu neden basın kartı almayacağımı söyledim. İki neden vardı. Birisi buydu. Diğeri de basın kartının başbakan başbakan tarafından veriliyor olması. O yüzden ben kamu tarafından benim gazeteciliğim onaylanmak zorunda değil. Bana ne e, başbakan b, b, benim için başbakanlığın kabul edeceği bir meslek değildir. E, demiştim ve almamıştım. Şimdi bugün aynı noktaya yeniden dönüyoruz. Benim hala basın kartım yok. Ve Murat Kurum gibi kafalar gazetecilere bir takım ulufeler dağıtarak onların desteklerini alabileceklerini zannediyorlar. İşin vahimi belki de haklılar çünkü kimseden ses daha çıkmıyor. Ya kardeşim sana ne oluyor? Biz senin vereceğim, sen bana belediye kaynakları nasıl peşkeş çekmeye kalkarsın falan gibi de gazetecilerden de, gazeteciler cemiyetinden de, dernekten de, hiçbir yerden de tek bir laf duymuyorum. Bu demektir ki o kafaya bu kafa, bu gazeteciye o şey. Ya kardeşim, gazetecilere bir halt edeceksiniz eğer iktidar olarak. Gazetecilere bedava seyahat kartı vermeyin. Gazetecilere özgürlük verin. Gazetecilere imkan verin. Yani i̇mkan derken, mesleklerini icra edebilme imkanı sağlayın. Mesela şöyle desin belediye diyecekse, işsiz kalan ve işsiz bırakılan gazetecilere biz imkan sağlayacağız. YouTube kanalı açarlarsa belediyede biz onlara ücretsiz stüdyo imkanı sağlayacağız. Gelip burada yapsınlar diye. Siyasi görüşüne bakmaksın falan değil. Değil mi? Yok. Ben sana bedava otobüs bileti vereceğim. Tren bileti vereceğim. Böyle. Ben de diyorum ki al o biletleri ne yapıyorsan yap. Al o bedava şeyleri ne yapıyorsan yap diyorum kendilerine. Ayıptır. Gazeteci satılık mal değildir. Satılık gazeteciden de bir halt olmaz. Fatih Bey bu gazetecilik konusu dışında bir de bunlar şey çok yakın oldu ya Çalışan gazeteciler gününün üzerine bir üst gün sonra. üste, üst üste... Zaten büyük ihtimalle o yüzden söylediler bunları. Yani o güne o güne ithaf et. Yani şey işte iyi bir şey yapmaya çalışan çalışırken... Çalışan gazeteciler, satılan gazeteciler herhalde. Ne bileyim. Fatih Bey, yerel seçimlerdeki adaylar netleşiyor. Ee, netleşiyor CHP mu? Parti Meclisi Etim Eskut Belediye Başkanlığı için Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığını onayladı. Daha bir sürü aday açıkladı. Onay evet. Şimdi birkaç birkaç böyle şey isimleri soracağım size. Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nu istemediği iddia edildi. Hı hı. Konuşuldu, tartışıldı. Hatta Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu aday olursa kendi adaylığını geri çekeceği bile söylendi. Ve bu çokça konuşuldu yani bir hı hı. sürü internet sitesi yazdı, gazeteler yazdı hı hı. vesaire. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Varsa neden vardır? Bir diğer konu, iki soruyu aynı anda sormuş olayım. AK Parti'nin Mansur Yavaş'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Denizlek şöyle De İddianın sahibi Deniz Zeyrek evet. ve Mansur Yavaş'ın da kabul etmediği iddia edildi. Hepsine cevap verebilirim diye düşünüyorum. Buyursunlar. Ee, niye cevap verebilirim? Çünkü Mansur Yavaş, bunlar konuşulunca ben de Mansur Yavaş'ı aradım ve konuştum e, bu iddialarla ilgili olarak. Birincisi, e, hani Erdal Beşikçioğlu aday olursa ben olmam dediğini Mansur Yavaş'ın... Hiç zannetmiyorum. Zaten böyle bir şey dememiş de. Çünkü zaten aday yani biliyorsun kendisi. Yani adaylıktan çekiliyor falan filan demedi. Dün kendisini aradığımda bir cenazedeydi ee, ve sonra mesajlaştık da ee, tekrar bu e, konularla ilgili olarak. Şu çok normaldir bak. Adaylıklar konuşulurken partilerde bütün partilerde hele o parti böyle hafiften bir darız demokrasimsi bir şey varsa parti içerisinde yani bir lider çok güçlü bir liderlik altında yönetilen bir parti değilse ki onlarda da olur böyle şeyler. Onlar en yani çok güçlü liderlerin partilerinde de olabilir böyle şeyler. Muhakkak tartışma çıkar. Aynı görev için birden fazla düşünülen makul insan vardır. O yani olabilecek insan vardır. Şimdi diyelim ki biz burada işte bir görev boşaldı. Ve sen diyorsun ki Fatih Bey işte Yiğit olsun. Ben de diyorum ki, ya Yiğit olmasın bak Yiğit oraya yaparsak sıkıntı olur. İşte Eren olsun veya Öykü olsun diyorum. Gerilebiliriz. Bir gariplik var mı bunda? Ya sen abi olmaz ben olur falan sonra da bir yerde uzlaşırız. Ha, belki kısa bir süreli kısa süreli bir ne diyeyim e, küskünlük bile yaşayabiliriz bazen duruma göre yani bu konudaki şeyimize göre. Çünkü sen mesela Yiğit'e demişsin ki merak etme ben seni oraya oturtacağım demişsindir. Ben de Eren'e demişimdir merak etme Eren, o iş senin diye. Birimizden birimizin lafı yere düştüğü zaman bir hafif bir kırgınlık alabilir. Geçer bu ama yani dünyanın sonu değildir. Hele partilerde hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Ha çok ilkesel bir şey var yani herif hırsızdır, rezildir, pisliktir, sana da sövmüştür. Sen dersin ki abi bak bu herif hem hırsız hem pislik. Üstelik de bana küfür ettiğinde şimdi sen burayı buraya koyarsan ben işimi yapamam dersin. Ben sana rağmen onu oraya koyarsam da sen de istifadeler gidersin. Değil mi? Aynen öyle. E, o düzeyde değilse her zaman tartışılır, konuşulur. Şimdi Erdal Beşikçioğlu meselesi. Şimdi Erdal Beşikçioğlu popüler, Cumhuriyet Halk Partili olduğu bilinen, Sosyal Demokrat olduğu bilinen pek çok sanatçı gibi önemli bir isim. Ama partiler... İçi içi aslında o kadar da o önemli isme ya da popülerite isimler popüler isimlere çok fazla bakmazlar. Niye? Çünkü onların da kendi gündemleri vardır işte. Ben 25 senemi bu partiye verdim. Ben 30 senemi bu partiye verdim. Ben 15 aydır sokak sokak dolaşıyorum kardeşim falan gibi cümleler de vardır. Mansur Bey de belki birilerine bilmiyorum ee, demiş olabilir ki ya biz seni oraya düşünüyoruz. Hakikaten de belki de düne kadar oraya o düşünülmüş de olabilir. O yüzden Mansur Bey'in ya bir dakika ne, şimdi Erdal Beşikçoğlu nereden çıkardınız kardeşim gibi bir cümlesi olmuş mudur? Olmuş olabilir. Olmamıştır diyemem. Ama Mansur Bey bunu bir halsiyet onur meselesine getirip ya o yok demez. Mansur Bey'in tarzı bu değil zaten. Yani Mansur Bey benim gördüğüm en olgun siyasetçilerden bir tanesi. Davranışları ilkeli ve olgun. Beş senedir izliyoruz e, adamı. Yani denmeyen kalmadı adama. Ve bütün bunların içinden böyle kendini seyir çıkmayı bilmiş bir adam. O yüzden bunun gerçek olma ihtimali sıfır. Ben kendisine sorduğumda da zaten hani buna cevap vermeye değer bile bulmadı. Belli ki öyle bir derin bir tartışma olmamış, hatta belki tartışma bile olmamış olur ama bence bir tartışma olmuştur. Diğer transfer iddiasına gelince, bu iddia doğru ama çok eski. Hmm. Bunu daha önce ben yazmıştım yine. Hatta bana Mansur Bey hatırlattı ki bunu siz siz daha önce yazmıştınız bunu dedi. 2014'te Ak Parti Mansur Yavaş'a çok ne diyeyim parlak vaatlerle bir transfer teklifinde bulunmuştu. Mansur Yavaş'ta. Bunu o zaman reddetmiştim. Sonrasında tekrar böyle bir teklif gündeme gelmiş Mansur Bey'in bana söylediği. Deniz Zeyrek'in bahsettiği o eski teklif. Yani Mansur Yavaş'a AK Parti demiş ki gel biz seni aday gösterelim. Ancak Mansur Yavaş bunu kabul etmemiş. Ben bunu yıllar önce zaten yazmıştım. Deniz Zeyrek'in bahsettiği de benim yıllar önce yazmış olduğum bu konu imiş. Yeni bir böyle bir teklif yok. Şimdilerde böyle bir teklif almadım. AK Parti gelip bana Büyükşehir Belediye başkan adaylığı konusunda bir teklifte bulundu. Ben kabul etmemiştim o zaman dedi Mansur Yavaş. Fatih Bey isimler belli oluyor derken tartışmalı birkaç isim daha var. Bunlardan biri de CHP'nin adayı Lütfü Savaş. Evet. Lütfü Savaş'ın tekrar Hatay'dan, Hatay'da. Hatay'dan aday olduğu... Öğrenilince sosyal medyadan, insanlardan çok fazla tepki geldi. Hı hı. Hatta geri çekilsin dediler. CHP sözcüsü de geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil diye açıklama yaptı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğunun son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. Bunu da işkembe kübradan ve kendi bakış açımdan söylemiyorum. Benim Hataylı çok arkadaşım var. Yani hiç yoksa 15-20 tane Hataylı arkadaşım var. Bunların içerisinde şu anda Hatay'da yaşayan galiba bir tanesi kaldı. Diğerleri depremden sonra geçici olarak başka kentlere taşındılar. Ama hala Hatay'a gidip geliyorlar. Hatta son seçimde hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta Hatay'a gidip oyda kullanmış kişiler bunlar. Ben sosyal medyadaki tartışmadan önce o arkadaşlarımdan gelen mesajlarla Lütfü Savaş'ın adaylığını öğrendim ve tepkileri tepkilere de onlar vasıtasıyla e, hakim oldum, e, gördüm tepkileri. Tamamının söylediği şu bak, tamamının eksiksiz. Hatay'a gidip oy kullanmamıza gerek kalmadı. Bizi zahmetten kurtardığı için CHP'ye teşekkür ederiz. Bazıları bana şöyle yazmışlar hatta, Özgür Özel'e selam söyle.'' otobüs bileti paramız cebimizde kaldı. Boşu boşuna Mart ayının sonunda Hatay'a gitmek zorunda kalmayacağız. Çünkü aha, bunların tamamı CHP seçmeni. Çünkü şunu düşünüyor, şunu söylüyorlar. Savaşın, Lütfü Savaşın deprem öncesi davranışları bir yana. Deprem sonrasındaki aczi bile bir kez daha aday gösterilmesinin önünde engel teşkil etmeliydi diyor. Bu Hataylıların, Hatay'da yaşayanların, e, CHP seçmeni olanların görüşü. CHP genel merkezi şuna bakmış olabilir. Ya Lütfü Bey bugüne kadar iyi bir başkanlık yürüttü. E, bugün de hala çok güçlü. Seçimi kazanacaksak onunla kazanacağız falan diye düşünmüş olabilir. Fakat bazen kaybetme pahasına bile olsa cesur bir duruş sergilemek gerekir. Niye? Şimdi, bir, depremde Hatay yerli bir oldu mu? Yerli bir olan binalar arasında eskiler kadar yeni yapılmış binalarda var mı? Ve Lütfü Savaş 3 dönemdir burayı yönetmiyor mu? Ve onun döneminde ruhsatı verilmiş binalarda var mı? Ve halkın Lütfü Savaş'a yönelik bir tepkisi var mı? Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak hesap, sor hesap sorulmasını istiyorsan, bak iktidardan, yanlışların üzerine gidilmesi istiyorsan, liyakatsiz veyahut da e, liyakatli olup da sorumluluğunu üstlenmeyen insanlardan hesap sorulmasını, sorumlu davranmayanların görevden almasını istiyor musun CHP olarak? İstiyorsun değil mi? O zaman kendin de buna uygun davranacaksın. Yani iktidardan, iktidar partisinin den talep ettiğin, doğrusunu yapmasını istediğin şeylerin sen kendin doğrusunu yapacaksın. Lütfü savaşı da göstermeyeceksin kardeşim. Diyorsun ki Lütfü Savaş hem deprem sonrası yapmış olduğu hatalar, hem deprem öncesi yıkılan binaları vermiş olduğu verilen ruhsatlar, bunları bizzat vermemiş olabilir ama orada mı, yetkili makamda mı, 15 senedir orayı yönetiyor mu? E kardeşim. E kardeş, diyeceksin kardeşim ben gerekirse kaybederim. Gerekirse Hatay'ı bir dönem yönetmem ama ben vicdanen doğrusunu yaparım. Siyaseten doğrusunu yaparım, ahlaken doğrusunu yaparım. Kalk kardeşim Gökhan gösteriyor. Hiçbir şey bilmiyorsan sembolik olarak Gökhan Zanı gösteriyor. Peki kardeşim ben kaybetmeyi göz ardı Gökhanza'nı Gökhan gösteriyorum. Ya da başka biriyle Gökhan Zan'da şart değil ama Gökhan duruşundan ötürü diyorum. Ben başka birini göster. Kaleci Volkanı gösteriyor. Hataylı hataylı değil ama aldığı pozisyonun ötürü söylüyorum. Onu göster. Peki bak. Biz bu davaya, bu meseleye, Hatay deprem sonrasında Hatay'a sahip çıkana davet et ahbabın başındaki adamı gösterir. Değil mi? Kötü mü olur? Haluk Levent'tir adayımız kardeşim. Ha Haluk kabul eder etmez onu bilmiyorum tabii yani. Korkar iktidardan büyük ihtimalle kabul etmeyi bilir Haluk bu, bu işleri. Yani Haluk iktidardan o kadar korkuyor ki bana konuk olarak gelmeyi bile Hiç cesaret edemiyor. O zaman belediye başkanını asla kabul etmesin ama en azından denedi. Açık çağrı yapar Levent'e. Ne gibi savuk istiyoruz kardeşim belediye başkanlıkta, Değil mi? Olmaz mı? Zaten güzel olan da bu olmaz mı Fatih? E yani? Şimdi sen tekrar Lütfü Savaşı gösteriyorsan kime ne diyeceksin ya? Büyük hata. Büyük hata. Ve CHP, CHP ile bugünkü iktidarın en temel ortak özelliği ne biliyor musun? İkisi de aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edeceklerini zannediyorlar. Ya aynı şeyleri yaparsan genellikle aynı sonucu elde edersin. Hele aynı yerde ve aynı şekilde yapıyorsan. İktidar da öyle yapıyor. CHP de öyle yapıyor. E, o zaman senin bir farkında kalmıyor kardeşim. Ya başka bir şey yap. Oyunu kökünden değişecek bir şey yap. Bak Eskişehir'de güzel bir cesaret örneği sergiledin. Hocayı da ikna etmişsin. Hoca da medeni bir şekilde çekilmiş. Yerine hocanın da kalbini kırmadan ve isteği doğrultusunda bir aday göstermişsin. Belki kazanırsın, belki kaybedersin bilmiyorum. Muhtemelen kazanırlar. Ama Eskişehir'de Şık bereket demişsin. Aynısını Hatay'da da yapmaya cesaret et yani. Ama şimdi bak daha Antalya'da falan neler yapacaklar Allah bilir. Fatih ve diğer bir konu biraz ilginç. En azından benim açımdan ilginç. Mitin yıl dönümü etkinliğinde bir fotoğraf krizi çıktı. Krizden kastım şu: 97. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından programdan fotoğraflar servis edildi ya da paylaşıldı. Daha sonra bu fotoğraflar MIT mensuplarının da o etkinlikte olabileceği söylenerek yayından kaldırıldı. Gerçekten paylaşmışlar mı? Paylaşmışlar. Yani MIT'in kuruluş yıl dönemindeki fotoğrafları Paylaşmışlar. paylaşmıştı. Baksana şunu söyleyeyim. Bunu eğer sen ben yapsaydık bugün ne hainliğimiz, ne ajanlığımız, ne İsrail'le, ne yabancı bilmem ne falan filan kalmamıştı. Şu anda hep beraber maa aile yedi sülale ifade veriyorduk. E, devlet sırlarını açığa vurmaktı. Hatta tutuklanmıştık. En azından yurt dışı yasağa getirmiş olabilirdi. E, ciddi ciddi şu ritim yani... Tabii ki burada Cumhurbaşkanımız Mesut Çocuk Cumhurbaşkanı kalkıp da kendisi fotoğrafları tweetleyecek veya da işte Instagram'dan paylaşacak hali yok ama yani işte liyakatsizlik böyle bir şey. Yani orada oraya kimi koydularsa bu işle ilgili olarak bu işi organize eden şunun farkında ne değil. Birincisi bu kanunen yasak. Yani MİT mensuplarının adlarını, fotoğraflarını, şu yunu, bu yunu hiçbir şekilde ne yazabilirsin de paylaşabilirsin. Yani MİT müsteşarı dışında hemen hemen hiçbir MİT mensubunun adını veremezsin. Verdiğin mi suçtur. Bunu verdiğin an, bir de bunun fotoğrafını falan basarak bir insanın haya, yani yasal şeyi bırak bir yandan da bu insanların yarınki görevlerinde hayatlarını tehlikeye atıyorsun. Bunları afişe ediyorsun, deşifre ediyorsun yani. Ve bunu, bunu Cumhurbaşkanı'nın hesabını yönetecek kadar önemli bir göreve getirilmiş birileri yapıyor. Akıl alır gibi değil yani. Akıl tutulması desem, tutulsa bile bu kadar tutulmaz yani, Tutamazsın bu kadar aklı. Ya yani burada tutulacak bir şey olmaması lazım ki böyle bir şey yapılsın. Yani kimse onu yapanlar hani alttakini kov alttakini kovsan da oraya. yani üstteki böyle bir tip olduktan sonra altta giden birbirini birini getirir herhalde. Kim kimse onun amiri orayı o sistemi oraya kuran. Ya yani akıl dışı. Ama bak diyorum mesela bunu Eskazade ki o törende bir muhalefet lideri vardı veya sen ben gazeteci olarak bizi çağırmazlar ama de ki çağırılmıştık o otorere bastık o fotoğrafı. Yemin ederim ki başımıza gelmedik kalmazdı. Ne ihanet, ne hıyanet, ne yerli ve milliliğe karşı miti afişe etti, de deşifre etti. Şimdi bütün o ne denir, e, iktidar yanısı, medya, troller, itler, kopuklar saldırıyordu kardeşim. ay, ay. Ama işte dediğimiz gibi liyakat, liyakat, liyakat. Yani Cumhurbaşkanı'nın hesabını sen layık olmayan kişilere verirsen, yönettirirsen olacağı budur. Her yerde liyakat önemli. Liyakat olmadı mı başına her türlü iş gelir. Sonra onları silersin ama geçmiş olsun. Onun say ekran görüntüsünü alan aldı, gören gördü, bitti gitti. Ayrıca da silinenleri de biliyorsun, bulabilirler zaten. Of vallahi içim daraldı bunu duyunca. Bu arada Fatih Bey, siz oraya gitseniz, arka planda birkaç kişi bile görünse size paylaş deseler paylaşmazsınız. Tabii ki paylaşmam. Yani, yani zorlasalar paylaşmazsınız yani. yani. Fatih Bey bir diğer bir konu şu açıdan soruyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan hem devlet bahçeli ile hem de Numan Kurtulmuşla TBMM başkanı Numan Kurtulmuşla dün görüştü. Hı hı. Görüşmenin sebebinin Can Atalay'ın tahliyesi olduğu söyleniyor ama tahliye edilmesi için mi görüşüyorlar? Edilmemesi için mi görüşüyorlar? Bunu sormak istedim size. Vallahi şimdi yani Can Atalay'ın tahliye edilmemesi için görüşüyorlarsa da ed saçma. Edilmesi için görüşüyorlarsa da saçma. Niye? Çünkü bu siyasetin görevi değil. Bu adaletin görevi. Ama tabii Türkiye'de adalet ve siyaset iç içe olduğu için ve özellikle Devlet Bey'in Anayasa Mahkemesi karşısındaki tavrı da e, çok belirgin olduğu için umarız ki e, inşallah şey için görüşüyorlardır. Salınması yönünde. Ben Nuhan Kurtulmuş'un Can Atalay'ın içeride kalmasını isteyeceğini zannetmiyorum. Açıkçası ben Devlet Bahçeli'nin de böyle bir şey istemek için bir sebep olduğunu Niye? Can Atalay HDP milletvekili olsaydı belki olabilirdi ama Can Atalay işçi partisi milletvekili. Ve ben Devlet Bey'in işçi partisine, işçi partisine HDP'yi aynı kefeye koyacağını da pek zannetmiyorum. Yani birine bölücü gözüyle bakıyor olabilir ama diğerine aynı gözle baktığını düşünmüyorum. Bakıyorsa da yanlış bir bakış açısıdır bu ee diye de görüyorum. Yani keşke bu konuda bir uzlaşmaya varma maksadıyla görüşseler de ya işte bu siyasi baskıyı da artık uygulamayalım. Danıştay, yargıtayda da bu işten elini eteğini çeksin. Çağatay e, da girsin diye görüşseler. Çünkü bu gerçekten bir anayasa krizi. Ortada net bir anayasa maddesi var. Anayasanın çok açıkça yargının en tepesine koyduğu bir kurum var. Ve siz bu kurumun aldığı kararı anayasanın amir hükmüne ve hatta hükümlerine rağmen uygulanmasını bir şekilde yargıtay aracılığı da olsa engelletiyorsunuz. E bu yarın, yarın öbür gün daha büyük krizlere sebebiyet verir. Siz onayasa mahkemesinden daha pek çok şey bekliyorsunuz. Lehinize de olan bazen. İnşallah şey için görüşmüşlerdir. Ya bu, zırvalığa bir son verelim. Görüşmesi olmuştur Çünkü bu hakikaten zırvalık. Fatih Bey siz geçen gün burada şöyle bir şey demiştiniz. Bürokratlara göreve geldiklerinde... Cep telefonu kullanma eğitimi. Evet. Güvenlik için cep telefonu evet. Ve ekran diğer, koruyucusu evet. diye. Evet, iletişim eğitimi verilmesi lazım. Çünkü kabak gibi ortada çoğunun evet. telefonu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir şey demiş. Yabancı menşeli iletişim uygulamalarını, mesajlaşma uygulamalarını kullanmak güvenlik riski yaratıyor evet. diye bir açıklama yapmış. Sizce bir faydası olur mu bunu? Ee, şimdi Cumhurbaşkanları'nın böyle açıklama yapmasına gerek yok aslında. Cumhurbaşkanları e, devletin şu anda en tepesi ve üstelik de eskisi gibi yetkili en tepesi olarak bunu genelgeyle yasaklamaları lazım. Yani tavsiye, tavsiye değildir. Bu genelge gerektirir. Ve kesin karar, kesin hüküm, kesin davranış biçimi e, modellemesi gerektirir. Çünkü Erdoğan'ın söylediği son derece doğru. Yani şimdi siz WhatsApp, sen ben kullanabiliriz WhatsApp. Bizim konuşumuzda ne olacak? Biz seninle abi kaçta çekim yaparız? İşte şu haber geldi. Abi şöyle bir şey, Emircim böyle bir şey. Ya da ben sana yazımı yolluyorum, sen bana ya, bilmem neyi yolluyorsun falan filan. Ya da işte ev dedikodusunu kadınlar kendi aralarında konuşabilirler. Ya da işte basit ama önemli iş meselelerinin bile bu gibi ortamdan konuşulması risktir. Devlet meselelerinin buralarda konuşulması ise neredeyse ihanet derecesinde aymazlıktır hangi hakta, niye, nasıl bunu kullanabiliriz? Çünkü NSA'nin elinde öylesine bir bilgisayar sistemleri var ki oradaki üç tane kelimeden şak bir dakika bunu altık, altık, altık bunları dosya yani bunu Fethullah Gülen cemaati FETÖ yapacak da başkası yapamayacak mı zannediyorlar. Her şeyi dosyalarlar. Takır 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 dosyalarlar. Her türlü sırrınıza vakıf olurlar. O yüzden bunları kullanmak son derece tehlikelidir. Erdoğan'ın söylediği çok 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 doğrudur. Yani ben kamu görevlilerinin gerek WhatsApp gerek benzeri şeyleri kullanmalarının, kullananlarının açıkçası akıllarına şaşıyorum. Ha kendi özel hayatlarıyla ilgili meselelerde bunu kullanabilirler. Yani işte bakansındır, bunu eşinle kullanabilirsin. İşte ne bileyim işte... Yedirirken ee, ekmek al. Ömer Bey, Ömer eve gelirken ekmek al falan. O da tamam işte arada da işte, bilmem şu markete doğru şunu da al falan. Ya da çocukları kreşten sen al işte bilmem ne. Üniversitenin taksine yatırmayı unutmuşsun. Bunlar olabilir. Ama bakanlar kendi aralarında özellikle güvenlik bürokrasi kendi arasında falan konu yaptığı konuşmaları buralardan e, yapılması ciddi bir güvenlik zaafıdır. Yani ben... Başbakanın pardon Cumhurbaşkanının bu sözüne şunu anlıyorum. Bu kadar kadar bu kullanılmış ve kullanılıyor. Vahim ve korkutucu olan bu. E, normalde bunun hiçbir zaman böyle bir şeyin başlamamış da olması gerekir. Yani bir kamu bürokratı, bir üst düzey bakan, bakan falan bunu kullanacak. Akılları gibi sen benden daha iyi biliyorsun. Bunların güvenlisi var mı? Hiçbiri güvende ifade ediyor Peki özel bir yazışma sistemi geliştirmeyken kendi aralarında güvenli olabilecek? İsterlerse yaparlar. E, doğrusu odur yani devlet kendi yazışmaları için özel bir telefon hat özel bir telefon özel bir e, kriptolu bilmem ne falan böyle yapar der ki işte bakanlar ve güvenlik bürokrasisi bunu kullanacak ve bunun da nasıl kullanılacağına dair bir eğitim verilir hatta bu, bu yazılımın olduğu telefonların da korunması gerektiği yani hardware olarak da korunması gerektiği ve nasıl hacklenmeyeceği nasıl kimse eline geçip de içinden bir şeyler alınamayacağı da öğretilir yani, yani devlet yönetmek ciddi bir iştir o ciddiyet surat asıklığıyla veyahut da makam arabasının büyüklüğüyle ölçülmez. O ciddiyet bu gibi tedbirlerle ölçülür. Ben bu tedbirlerin bugüne kadar alınmamış olduğunu da Cumhurbaşkanı'nın bu cümleleri vasıtası öğreniyorum. Ve açıkçası saçımı başımı yolasım geliyor yani. Bunun aksinin bugüne kadar oluyor olması bile yeterince büyük risk. Olamaz. Bak... Amerika'da hiçbir bürokrat bunu kullanmaz. Hiçbir kamu bürokratı bunu kullanmaz. Kullanmıyor biliyorum. Bir tanesi bile kullanmıyor. Zaten bu WhatsApp, WhatsApp falan filan bize kadar da dünyanın hiçbirine yaygın değil. Aynen öyle. Yani şeyde Amerika'da mesela Facebook'un Messenger'ı Messenger, ı Messenger ı kullanıyorlar. Çok popüler. Ve şey büyük şirketlerde Fatih Bey, yani teknolojisini işte iç yazışmalarını gizlemek isteyen bütün şirketlerinde kendi iç yazışma genelde uygulamaları oluyor. Var değil mi? Yani dışarıdan satın bile almıyorlar. Çok doğru. Olması gereken budur. Ve koca devlet bugüne de bunu yapmadıysa büyük hatadır. Fatih Bey yine Ali Yerlikaya'nın duyurduğu bir operasyon. 6 hı hı. ülke tarafından Interpol ile Kırmızı Bültenle aranan 10 şüpheli kafes 30 operasyonuyla İstanbul'da yakalanmış. Kafes 30? Kafes 30. Daha 20'si nerede? O, o şey. <laughs> yavaş yavaş geri. <geliyor. gülüyor> Ellerine sağlık. Ee... Haberi e, akşam evde okudum dün gece. Dört Suriyeli var, Güney Koreli var, birkaç Çinli var. Yani bayağı bir Birleşik Milletler gibi bir kalabalık bir grup yakalamışlar on kişi. Her ülkeden var. E, i̇ki tanesi Özbekistanlı. Onlar bir de insan kaçakçısı Zannederim Onlar şey e, ne denir kadın ticareti, e, seks ticareti e, yapanlar isimlerden e, ve şeyden bilgilerinden öyle anladım. On kişi son haftalardakileri topladığın zaman bayağı bir yekün tutuyor. Şimdi, tabii ki yakalanmaları çok güzel, çok hoş falan. Alkışlıyoruz. Peki şunu merak ediyorum ben. Bunların büyük bölümü Türk vatandaşı, Türkiye'de oturma izni falan var. Bunlar Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde mi gelmişler? 1950'de mi, 48'de mi, 47'de mi gelmişler? İsmet İnönü mü bunları Türkiye'ye davet etmiş? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde mi bunlar ev satın alarak Türk vatandaşı olmuştu? Yani yakalananları alkışlıyoruz ama arkadaşlar bunlar ne zaman geldi Türkiye'ye? Bunları Türkiye'ye kim soktu? Bunları kim Türk vatandaşı yaptı? Bunlara kim ev sattı? Biz yıllardan beri bağırıp çağırıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bir güvenlik soruşturması yapmadan bunları nasıl vatandaşlığa alıyorsunuz falan diye. Siz ne anlarsınız? Siz kimsiniz? Ne bilirsiniz? Tabii ki güvenlik soruşturması var. Bu mu güvenlik soruşturmasına geçenler? Güvenlik soruşturması olmasa kim olacak? Emre bak artık dünya Türkiye dalga geçiyor. Yani başka bir kelime kullanacağım da kullanamıyorum. E, ayıp olur diye. Biz de dalga geçiyorlar. Geçen gün Meksika'da mı, Kolombiya'da mı bir yerde birisi hapisten kaçmış. İşte güvenlik güçleri alarma geçmiş falan filan. Birisi şöyle yazmış. Diyor ki fazla aramayın. Yakında Türkler yakalar nasıl sonu Türkiye'de diyor. Yani iş buraya gelmiş. Yani dünyanın ne kadar melun melaneti varsa hepsi burada. Tamam yakalanıyorsunuz güzel de kim soktu bunları ülkeye? Ben mi? CHP zihniyeti mi? İsmet İnönü mü? Kim? Bunlar eski Türkiye'de mi kaldılar buraya? Yaşları tutmaz. Demek ki Ali Yerlikaya gelmese bugün veya yarın Ali Yerlikaya ya yoruldum sıkıldım dese bunlar yakalanmayacak mı? Ya da daha daha kaç tanesi var ki biz 10, 15, 20 falan yakalayıp duruyoruz her, her gün aşırı? Bunlar Türkiye'ye nasıl girdi? Bunlara kim vatandaşlık verdi? Kim giriş izni verdi? Kim oturma izni verdi? Bir de bunları görelim ya. Yakalanması iyi tamam hoş güzel. Peki nasıl geldiler? Bir de nasıl bir güvenlik soruşturmasından geçtiler? İşte, onu nasıl geldiler? Kim bunlara izin verdi? Şimdi bunun mesela şeyi varsa, vatandaşlığı varsa altında da işte bir, bir evrakı var. E, diyorlar diye öyle merak etmeyin hepsi büyük güvenlik soruşturmasından geçiyor. E, o soruşturmalarda kimin imzası var? Hadi bir göreyim ben. Bunun GBT'sini kim verdi? Kim verdi kardeşim? Yakala, yakalayınca, yakalarsa AK Parti yakalar. Peki sokan kim ya? Bu yakalananları sokan kim? Başka parti mi? Şey, suçlular için cazibe merkezi gibi bir şey olmuş. Bu yılların sözlerim yok. Burası suçlu cenneti. Gel abi ver 250 bin doları. Şimdi 400 bin oldu gerçi. Ver 400 bin doları al evi. İçmiş olsun istediği gibi yerleş abi. Bütün mafya, çakal, şukal hepsi burada. Bütün işte önce yakın çevremize başladık. Şimdi artık Güney Amerika'nın bile çakalları burada. Fatih Bey bir diğer tartışmalı konu Jeffrey Epstein. Hı -hı. Sapık. Sapık ve her gün daha fazla... Acaba hakikaten öldürüldü mü? Onu da mi ben kesinlikle öldürüldüğünü düşünüyorum. O isimler gerçekse yani... ha Belki öldürmediler, kaçırdılar belki de. Ya öldürmek daha net, kesin bir sonuç. Yani. Evet, olabilir. Saklamak belki. daha zahmetli olur. Ama yani. isimler müthiş. Olaylar yani, rezalet. Yani oradaki 2-3 kişinin gücü bile öldürülmesine sebep Clinton olur. Clinton var, Obama var, kim ararsan var. Yok yok yani. Ve şimdi şöyle bir şey oldu. Bu çocuklar nereden kaçırıldı tartışması e, var. Türkiye'nin dağıtı geçiyor. Türkiye'nin dağıtı e, geçiyor. O korkunç görüntü vardı. Allah'tan o Türkiye değilmiş. 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 Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da bir açıklama yaptı. Çünkü deprem bölgesinden çocuk kaçırıldığı iddia ediyor. Ediliyor. Evet kayıp çocuklar var. Çok o zaman da konuşuldu. Şimdi e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş şöyle bir şey dedi. Depremzede 1912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil dedi. Umarım öyledir. Şimdi nereden biliyoruz? Yani mesela depremde kaç çocuk bin? 1912. E belki de 1912'de 2121 çocuk var depremzede Biz 1912'sini biliyoruz. Çünkü o günlerde hatırla yani pek çok mesel oldu. Yani bana ulaşanlar vardı pek çoğu. İşte işte oğlumu, kızımı bilmem ne mi işte şeyden Antep'ten ambulansı aldık. Ankara bilmem nasılsınızlar? Takip ettik izini kaybettik. Sonra bulamadık falan denen. Pek çok olay vardı. İnşallah yoktur. Yani bir çocuğun kaybolması gerçekten büyük bir felaket. İnşallah yoktur. İnşallah Sayın Bakan'ın dediği gibidir ama açıkçası çok da emin olamıyoruz yani. Çünkü şeyde de bu çok konuşuldu. Her deprem sonrası bu konuşulur zaten. 99 depreminden sonra da çok konuşulmuştu. Bu gündeme gelmişti. Benim açarlar arşivleri, bununla ilgili pek çok yazılarım da var. Hatta bugün bir okur yollamış onu bana. O günlerde şeyde, Kocaeli'de Kocaeli var Yardımcısı diyor ki bir istirra uçağı yardım için bekliyor falan diyor böyle bir garip şeyler var o zamandı. Hep bunlar yani deprem zamanında e, olmuş e, şeyler. Ama şunu biliyorum ben bugünü bugünü bilmiyorum ya yani. Bugün çünkü bugün artık bilgiye ulaşmak Türkiye'de kolay değil yani. oran ama mesela 1999 e, depreminde biraz daha fazla bilgiye ulaşma şansı vardı e, gazetecilerin. Mesela 99'da şöyle bir şey olmuştu. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Amerikalı Las Vegas'ta büyük otel ve kumarhane zinciri olan çok zengin bir adamın çocukları, çünkü eşi Türkmüş, şeyde Gölcük'te, Yalova'da, şeyde depremde küçük adına kalıp ölmüşlerdi. Annelerini ziyarete gelmişler ve ölmüşlerdi. O aile, yani bu multimilyarder Amerikalı adam ve Türk eşi, Çocuklarını Türkiye'de kaybettikleri için dediler ki anasını babasını kaybetmiş üç depremde çocuğu biz evlat edinelim hiç olmazsa hani o çocuklar da kurtulsunlar biz de çocuklarımızın kay kaybetmiş çocuklarımızın yerine üç çocuk evlat edinmiş olalım. Mesela o zaman devlet çok sıkı soruşturmalar yapıyordu ve mesela yabancı ülkeye çocuk verme çocuk evlat edinme konusunda izin vermediler. Ve hatta o aile de gitti galiba Özbekistan'dan mı, Türkmenistan'dan mı bir yerden e, üç çocuk evlat edindi e, ama Türkiye'den alamadılar. Şimdi o dikkatler var mı, şimdi hala onlar yapılıyor falan bilmiyorum çünkü o gün daha şeffaf bir Türkiye vardı. Bugün artık Türkiye'nin şeffafla uzay kadar alakası olmadığı için onları bilemiyoruz. Ama inşallah Sayın Bakan'ın dediği gibidir de çocuklarımızın hepsi emniyettedir. Yani çünkü çocuk deyince çok insanın içi gidiyor yani. Fatih Bey benzer bir konu da İsrail'in Filistin'e uygulamış olduğu soykırım. Evet. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Gazze'deki fiillerinin soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı. Güney Afrika mı açmış davayı? Evet. Türkiye açmamış. Türkiye açmamış. Güney Afrika açmış Fatih Bey. İlginç. Türkiye acaba bu davaya müdahil olmak veya bulunmak ister mi? Çok merak ediyorum. Çünkü bizde biliyorsun şey yani işkembe kübra, bol icraat, zayıf. Ee, Güney Afrika'ya bravo. Yani böyle bir dava e, açmışlar ve bu dava o, o noktaya gelmesi Güney Afrika'ya bravo. Çünkü bizde biliyorsun İsrail'e kınama, küfür falan, e, kınama, küfür, kafir serbest, icraat yasak. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde Güney Afrika açıyor İsrail davayı. Türkiye açmıyor. Arap ülkeleri de açmıyor. Güney Afrika e, açıyor. Bravo. E, bizde ise küfür kafir dediğim gibi serbest İsrail'e ama ihracat o daha da serbest. İthalat da daha da serbest. Gemileri doldurup doldurup yollamak o da serbest. Yani neymiş? Türkiye'den İsrail'e ne yapılabilirmiş? Küfür edilebilirmiş. İhracat yapılabilirmiş. Hakaret edilebilirmiş, gemi yollanabilirmiş. Ama gerçek eylemi yapan Güney Afrika. Bravo Güney Afrika'ya. Ömer Çelik de şöyle bir tweet attı Fatih Bey, AK Parti sözcüsü. İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. İsrail'in eylemleri soykırımdır ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır. Peki Türkiye bu davanın neresi? Onu merak ettim ben de işte. Ben müdahil diye bir şey bulamadım. Ben de görmedim açıkçası. Yani ya yani bu davayı bu davayı bizim değil de Yunan fikenin olması da hoş yani. Ya yani Ömer Çelik'in dediği gibi insanlığın vicdanı evet, bu davayı biri dava yani ne diye, hep hepimiz vatanı çok sevdik diye baş derler ya. E, kimimiz dava açtık. Hep hepimiz şeyi çok sevdik Filistin'i. Kimimiz dava açtık, kimimiz nutuk attık. Biz nutuk veya tweet atma tarafındayız olayın. Biz çok tweet atıyoruz. Evet. Ne tweet ol civitopla tvtokrasi tvtokrasi evet Twitter üzerinden diplomasi üstüne şey yapılır Türkiye'de evet araştırma konusordur. araştırma konusu olur Fatih Bey diğer yandan dolar iyice doldu Doldu 30 TL'yi de gördü evet Mansur Yavaş demiştik Mansur Yavaş hakkı çıktı diyorsun. Ne demişti Fatih Bey? Ya seçimler önce Mayıs ayında yani seçim 2 tur arasında 20 Mayıs falan gibi bir tarihti. E, Mansur Bey Halk TV'ye galiba konuk oldu. O zaman Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaydı biliyorsun. E, konuk oldu. E, sunucu da kimdi hatırlamıyorum ama şeyi sordu Mansur Bey işte. Dedi ki seçimi Tayyip Erdoğan kazanırsa ne olur dedi. Mansur Yavaş dedi ki yıl sonunda dolar 30 lira olur dedi. O gün dolar 19 lira falandı. Sunucu bile böyle pek inanmadı yani. Hani zaten iktidar zaten olmaz diyorlardı da sunucu bile 30 lira deyince ama olur olur dedi. Oldu. Mansur Yavaş çıktı. Oldu. Tabii gülüyoruz yani. Gülüyoruz. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Biliyorsunuz ünlü ekonomistlerden e, Sayın Yiğit Bulut vardı ee, bir zamanlar. Ee, Sayın Yiğit bu 1 dolar 1 lira olacak diyordu. Sonra dolar 3 lira olacak da e, 2 lirayı geçince merak etmeyin e, dolarların satın o daha düşecek diyordu. 1 liraya gerilecek diyordu. 3 lira oldu 5 lira oldu merak etmeyin 2 liraya düşecek falan filan. Ya 10 liraya gidiyor falan ne 10 lirası bunlar vatan haini bunlar hain bunlar hain e, diyorlardı işte 15 lira oldu. Kur korumalı mevduat ki daha fazla yükselmesin falan filan diye. Sonunda geçen mayısta 19 liraydı böyle baskılı baskılı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 7 ay sonra 30 lira. Maşallah e, diyoruz. Tabii ilginç yani ilginç olan şu. E, Uluslararası bankalar falan da böyle bir garip yani. Bu Amerikan bankaları böyle zar sürüp batmaya başlar artık. yani Bir zamanlar olan bu Amerikan bankaları şahane falan. için onlar paldır küldür batıyorlar. Batmaları çok normal bence. Çünkü bu, bunlar da salak. Gerçekten salak. Yani mesela bu bankalarla nasıl iş kotarılıyor? Bu bankalar nasıl ayakta duruyor ya da niye duramıyor? Çok e, garip yani. Şey demiş ki, e, yine bu bankalardan bir tanesi. Merrill Lynch e, galiba. E, Bak şimdi şey de oradan he, bakan da oradan, eski Meral ee, Demiş ki, 2024 sonunda dolar tahmini revize etmiş. Daha önce demiş ki dolar 2024 sonunda 34 lira olur e, diyormuş. Şimdi onu revize etmişler, 36 lira olur e, demişler. Yani %15 değer kaybederden %20 değer kaybedere gelmiş Türk lirası dolar karşısında bir yıl içerisinde. Acaba iddiaya girsem mi diye de düşünmüyor değilim yani. Berlinççilerle. Sizce kaç olur Fatih Yani 36 liradan fazla olacağı bence kesin gibi e, duruyor. Yani, yani Türkiye'ye çok acayip bir paralar getirilip... ...Türkiye iyice böyle bir yeniden bir dolar e, bolluğu içerisine sokulup... E, ...iyi borçlu hale getirilip... E, ...gelecekte daha büyük sorunlarla karşılaşsın diye bir şey olacaksa... ...36 olabilir ama o zaman... Şu olması lazım. Ya Türkiye'de muazzam bir ihracat patlaması olması lazım. Yani ihracatımızın 600-700 milyar dolarlara falan doğru gitmesi lazım. Doların o seviyelerde kalabilmesi için. Veyahut da Türkiye'ye dışarıdan muazzam bir para girişi olacak. Türkiye o bolluk içerisinde har vurup harman savurur bir süre daha. Dolar da yükselmez. Ama normal şartlarda şöyle düşünün. %50 enflasyon olsa seneye ne olur? 45 olması lazım. Aynen. Hadi %40 oldu de. 42 lira 41 lira olsun. O da enflasyon mücadele başarıya ulaşırsa yani. Fatih Bey Kızıl Goncalar dizisi. Meril Dinç'e şöyle bir teklif yapalım mı? Bize Meril Lynch bize future işlem yapsın bu fiyat üzerinde. Tek tekliftir yapsınlar yani. <laughs> ben Meril'i işlem dolar satın almak istiyorum. 2024 sonunda bana 36 liradan 5 milyon dolar ayırsınlar mesela krediyle de alırız artık. Peki o şeyin içinde şey ihtimali olabilir mi? Biliyorsunuz Türkiye daha önceden dolar satarak farklı yöntemlerle bir şeyler yaparak hep bir doları baskılamaya Ama çalıştı. Ama Türkiye'de bir dolar yok şu anda. İşte o ihtimal Şimdi i̇şte, onu diyorum yani belki Türkiye bir muazzam bir Giriş dışarıdan olur. para girişi yapacaklar. Karşılıksız bir para girişi yapacaklar, kredi gibi Hı. falan. Bir, bir geçici bir bolluk olacak. Ama o sonrası daha büyük felaket olur. Enflasyona dayalıydı o. Yani 40 olacaksa 50'ye çıkacak. Yani 36 tutarsın sonraki senelerde anormal patlar. Ülke batar yani. Fahas Bey bu Kızıl Goncalar dizisi bir yayından kalktı, bir ceza verildi, bir farklı hı hı. farklı şeyler konuşuldu. Siz de yazdınız, evet. çizdiniz. Evet, Faruk Turgut aradı beni, dizinin yapımcısı. Şimdi Özcan Deniz de hem Rütü'ye tepki göstermiş, hem de 22 Ocak'ta yeniden ekranlarda izlemiş. Evet, bana da biliyorsun ben bunun yayından kaldırılacağını yazdım. Çünkü konuşulan oydu. Yani bir ceza, bir ceza daha şeyin kanalın yayın lisansı iptaline sebep olur. Bu riske giremezler çünkü bu belli ki Rütük'te ve iktidar tarafında... özellikle iktidar üzerinde çok yetkili olan bazı cemaatlerde... bir hayat memat meselesi haline geldi diye. Ee, Faruk Turgut aradı beni, dizinin yapımcısı. Ee, aynı zamanda Kızılcık Şahibeti'nin de e, yapımcısı. Faruk'u ben yıllardan beri tanırım. Ee, ve böyle siyasi yönü falan olan birisi değildir. Düzgün, kendi halinde... E, emeğiyle, yapımcılıkla para kazanan ve... işte popüler diziler yapmayı... E, yıllarca becermiş... iyi yapımcılardan, piyasanın bir yapımcıdan biridir. Gold yapımı sahibidir. E, Faruk dedi ki... E, ya... bu dedikodu çok yayıldı dedi bizim... E, şeyin yayından kaldırılacağı... E, Kızıl Gonca'ların. Böyle bir şey yok dedi. İki bölüm ceza verdi Rütük. E, biz... bu cezaya... mahkemede itiraz ettik. Ancak... E, Bölge İdare Mahkemesi cezayı kaldırmadı, yürütmeyi durdurma kararı da vermedi. O yüzden biz bu cezanın ilkini çektik. İkincisini de bu pazartesi çekiyoruz. Bir sonraki pazartesi yani ayın 22'sinde elimizdeki diğer bölümü, 3. bölümü diye yayınlayacağız. Sonrasında eğer farklı bir uygulamayla karşılaşmazsak yayınlamaya devam edeceğiz dedi. Benim gördüğüm, bildiğim ise Rütük bu işin peşini bırakmaz. Çünkü Rütüğünde Rütüğünde iktidar kanadından gelen temsilcilerin kontrolünü elinde tutan cemaatler bunu Rütüye bunu ucunu bıraktırmazlar. Ve ceza üstüne ceza kesmeye devam edecekler. Velev ki Kızıl Goncalar adlı dizi senaryosunu yeniden yazdırıp bu tarikatlar şahanedir, üç çocuğum olsa üçünü tarikata versen falan şeklinde bir e, senaryo dönmesin. Dönerse o zaman tabii ki bir şey demezler ama hakikaten tarikatların iç yüzünü anlatan e, ya da işte hadi ortadan gideyim e, iyi olduğu, kötü olduğu söylenen tarikatların iç yüzünü anlatan, yani iyi tarikatlar da var ama bunlar kötüleri falan e, demeye devam ederse yaşatmazlar. Türkiye bugün artık Tarikatlar ülkesidir. Atatürk'ün dediğinin tam tersi bir noktadadır. O noktaya getirilmiştir. Şeyhler, şıhlar ve tarikatlar ülkesidir. Fatih Bey son soru. Aşırı sağ. Hmm. Türkiye. Yok Avrupa. Avrupa. Orada da muazzam bir yükseliş var. E, onu hep söylüyoruz zaten. Sağda ve şey Alman basına aşırı sağcıların göçmenleri sınır dışı etme planını ifşa etmiş hatta ve hatta oturma izni olanları da yani pasaport verdiklerini bile sınır dışı etmeye etmeyi planladıklarını söylemişler. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Türkleri mi bütün herkesi mi herkesi? Herkes. Yani bu beklenmeye bir gelişme değil yani bütün dünyada özellikle batı ülkelerinde bir göçmen karşıtlığı var. Bu karşıtlığı daha da arttırmak için de aslında göçmenler de her şeyi yapıyor. Medyada bu işin üstüne farklı bir biçimde gidiyor. Yılbaşı gecesi çeşitli ülkelerde gelen görüntüleri görmüşsünüz. Evet. Yani şimdi bu görüntüleri bir batılı olarak düşündüğün zaman tedirgin olman bir, bir büyük oranda normal. Niye işte? En meşhuru Milano. Milano'da e, Duomo Katedrali'nin önünde 31 Aralık gecesi partileyen gençler var. İçlerinde bir tane İtalyan yok. Bir tane kadın yok. Tamamı göçmenlerden oluşan Kuzey Afrikalı veyahut da işte Orta Doğulu göçmenlerden oluşan 50-60 bin kişi olduğu varsayılan bir kalabalık. iterenler oraya sokulmamış bile. Böyle bir tablo. Medya zaten gözüne sokuyor. Gözüne sokmasa yok, İtalyanlar da o tabloyu yaşıyorlar. Şimdi benzer tablolar Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde veya büyük kentlerinde insanın gözüne çarpıyor. Yani Belçika'da da benzer bir tablo var. Fransa'nın Paris'inde de belli yerde bu tablo var. Marsilya'da da bu tablo var. Pek çok yerde bu tablo var. Şimdi bu tablolar Avrupalı rahatsız ediyor. Bak bazılarının söylediği gibi dinden minden falan filan ötürü değil. Avrupa'da dinin artık bir etkisi kalmamış. Çok düşük bir etkisi var pek çok yerde. Kültürden dolayı diyor bambaşka bir kültür, bambaşka bir yaşam tarzı ve insanlar gelecekleriyle ilgili kaygılanıyorlar. Şimdi Almanya bu az önce söylediğim mesele. Almanya'da ciddi bir iş gücü arayışı var. Almanya'da çok ciddi bir canlılık sorunu var. Yani Almanya'da bir iki kent dışında neredeyse hayatiyet durmuş vaziyette. Üretim yapacak eleman bulamıyorlar. Pek çok meslek, e, mesleğin erbabı ülkede kalmamış. E, Nüfus zaten yaşlı, genç nüfusun önemli bir bölümü çalışmak istemiyor. Ee, en azından var olan işlere talip değiller ee, ve böyle bir durum var. Bu Almanya'da var, Hollanda'da bir belli ölçüde var, Avusturya. Pek çok yerde var bu. Fakat buna rağmen bu göçmen karşıtlığı var. Niye var? Çünkü müthiş bir kültürel farklılık var. Şimdi Almanya 30 yıldır, 40 yıldır, 60 yıldır gast arbeiten yani şey e, misafir işçi meselesini yavaş yavaş ve sayıyla soktuğu misafir işçi meselesindeki entegrasyon sorununu çözememişken milyonlar 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 milyonlarca insan yeni kaçak veya yasal yollara giren göçmenle baş edemeyeceklerini ve bunların uzun vade ülkenin güvenliğini büyük zarar vereceğini düşünüyorlar. Bir de bunu amplify ederek katlayarak anlatan bir siyasetçi kitlesi de var. Yani bunlar da radikal sağcılar. Bunlar da biri beş yaparak anlatınca vatandaş oraya gidiyor. Ve oraya gitmeye başlayınca radikal sağ, aşırı sağ güçlenmeye başlıyor. Ve ondan sonra böyle planlar ortaya çıkıyor. Bu planları uygulayabilirler mi? Tabii ki tamamını uygulayamazlar. Yani kalkıp da oradaki 50 senedir, 60 senedir yaşayan Artık Türkiye'ye pek de pek bağlantısı kalmamış. Türk iş, işçilerini falan filan patır kütür yollayamazlar buraya. Öyle kolay bir şey değil o. Ama sonuç olarak bu ülke bu ülkelerin içinde huzursuzluk kaynakları muhakkak ki olacaktır. Şimdi Türkiye bunu o kadar çok net henüz yaşamıyor. Niye yaşamıyor? Bir, gelenlerle aramızda bir din bağı var. Nispeten e, her ne kadar daha radikal olsalar bile o radikallik aslında... Türkiye'deki radikal İslamcıların ve İslamcı çok da tepkisine sebep olmuyor. İki tipler falan filan da biraz birbirine benzediği için bizde idare ediliyor. Ama bizde de var. Bazen bir kıvılcıma bakan yerler var. işte. Ankara'da yaşandı, bazı illerde yaşanıyor. Ve işte bunlar çok fazla haberleştirilmiyor ki gerginlik tırmanmasın diye. Ya yani bu çok normaldir. Bunun böyle olacağını biz epey zamandır söylüyoruz 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 ee, Avrupa'da tırmanacak e, bu diye e, bilerek yapılan bir şey. Şu i̇şte medeniyetler çatışması olsun isteniyor ve bu çatışmanın cephesi olarak da ne yazık ki bizim ülkemiz e, hazırlanıyor. Ama bundan bir haber bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bizde de çok benzer bir durum yok mu Fatih Bey? İşte Yıllardır mi? ben İstiklal Taksim yılbaşı şey olduğunda hiç Türk göremiyorum artık. Evet yani son 10 senedir durum ama bu, bu durum bizde normalleşti. Yani, normalleşmedi. Yani Avrupa'da da normal değil, bu Türkiye'de normal değil. Sadece insanlar başka yere e, gidiyorlar. Yani Türkler evinden, Almanlar da evinden çıkmıyor, İtalyanlar da evinden çıkmıyor veya onlar başka yerlere gidiyorlar. Türkler de evinden çıkmıyor işte. Eskiden Nişantaşı'nda olurdu biliyorsun. Mesela olmadı e, ama mesela mesela Taksim şeylere bırakılırdı. Nedir bu? Apaçi dediklerine bırakılırdı. Nişantaşı biraz daha... E, Türklerin olduğu bir oldu. Şimdi eminim ki bugün Nişantaşı'nda basardır e, bunlar. E, Türkler belki Kadıköy'e falan e, taşınırlar. Giderek böyle... farklılaşır. Yani, yani hep söylüyorum, ben göçmen karşılığı değil Kontrolsüz göçmen. Yani ben 2006-2007 yılında yazdım. Yani Türkiye... eski Osmanlı coğrafyasına green card benzeri bir kart da buradan seçmece insan almalıdır dedim. Oraların insan kaynağından faydalanmak, oraların eğitim olanaklarından faydalanmak kötü bir şey değildir. Ama ben buraya o ülkelerin çöpünü alın demedim. Bizdeki vahim olan bu. Göçmen olur tabii ki olur. Niye olmasın? Her ülke göçmen olur. Büyüyen ülkelerin göçmenin ihtiyacı da vardır. Bakarsın, tartarsın, ölçersin, biçersin kendi ülkene de katkıda bulunacağı alırsın. Kendi ülkene yük olacağı değil. Türkiye ne yazık ki bunu cehaletle, cahil bir e, tavırla, cahil bir iktidar anlayışıyla yaptı. Sonuçlarını çocuklarımız, torunlarımız ödeyecek. Fatih Bey, bugünlük sorularım bu kadardı. Bu haftayı da e, kapayacağız. Sağ olsun iCrypex'in desteğiyle bir haftayı daha e, geçirdik. Bu hafta sonra çok keyifli programlar çektik. Onları da istersen duyuralım mı? Tabii ki. E, yarın e, sürpriz bir konuğumuz var. Nasuh Maruki. Tam da Lütfü Savaş meselesinin üzerine e, belki de iyi gidecek. Nasuh Maruki biliyorsun Beşiktaş Belediye başkanı e, Hadi doğma büyüme Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın tırnak içinde çocuğu. E, hem e, kurmuş olduğu e, akutu, artık kontrolünde olmayan, elinden alınan e, akutu, e, hakkındaki açılmış, geçmişte açılmış birkaç davayı falan konuştuk. Ama asıl olarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı üzerinden gittik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş Belediye başkan adayı, e, keşke gösterseler diyorum ben ama zor bir ihtimal. E, Pazar günü de Gupse Özay e, konuğumuz. Açıkçası ben Gupse Özay ile ilk defa e, tanıştım. E, severek izlediğim, çok neşeli bulduğum, e, çok pozitif e, bulduğum genç bir e, sanatçı kızımızdı. E, bir de böyle 10 parmağı, 10 marifet falan. E, geldi onunla tanıştık. O da bizi çok sevdi. Bizi derken yani sizi çok e, sevdi. Burada gayet güzel de... E, bir program yaptık. Onu da herkese tavsiye ediyorum. Hem yeni filmini anlattı hem de kendini anlattı. Aile, çocuklar, mocuklar falan filan daldan dala konuştuk. Hafta sonunda iki tane neşeli programımız olacak. Ama yorumluyora bu haftalık burada son veriyoruz. Bu haftanın son yorumluyoru bu ve Aykırı Apex'e de bir kez daha teşekkür ederim. Noktalıyoruz haftayı. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.